Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbin takdiriyle Rabbin nuru Kur'an'ımızdan ve o ayrıca ondan ve Kur'an'dan dediği Rabbimizin öğretileri ve Kur'an ışığında, hakemliğinde zaten Kur'an emsalsiz bir başlı başına bir nur. Nurumuzu aramaya, kendimize rehber edinmeye devam ediyoruz. Burada muazzam, müjde dolu, ibret dolu, güzellik dolu, hayranlık dolu ayetlerden biri. Nedir o? Gerçekten gördüğüm, her gördüğümde yüreğimi ferahlatan, her gördüğümde tekrar tekrar okuduğum ayet grubudur birkaç tanesi. Şurada. Dikkat edin. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Mellezine amen ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireh. La tebdile li kelimatillah. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Dikkat edin. Şüphesiz Allah'ın dostlarına hiçbir korku olmaz. Onlara korku olmaz. Allah'ın evliyaları, Allah'ın veli edindiği, Allah'a veli edinenler, yani Allah'a güvenip dayananlar, bütün umudunu Allah'a bağlayanlar, Allah'ı yasalarını öğrenip onu, nurunu yaymakla zevkini bulanlar, asıl mutluluk kaynağı zaten budur. Onlara hiçbir korku olmaz ve onlar üzülmeleri de olmaz. O ki iman ettiler ve sakınanlardır. Yani imanların içine zulüm koymazlar. Gerçekte işte şirk belası, Allah'tan başkasına meddet durma gibi, Allah'tan başkasına korkma gibi bir imtihanla korksalar dahi Allah'a güvenirler, dayanırlar, tesbih ederler. Onu da aşarlar. Allah kalplerine selameti verir, rahmetini, esenliğini indirir. İman ettiler ve sakınırlar. Yani Allah'ın emrettiği, sakının dediği şekilde sakınırlar. Allah'ın razı olmadığından razı olmazlar ve daima Rabbim razı olmadığından razı olmaktan sana sığınırım. Razı olduğuna beni razı kıl. Yardımını rahmetine ulaştır diye dua ederler. Onlar için müjde vardır dünya hayatında ve ahirette. İşte Allah'ın kelimeleri değiştiren olmaz. İşte budur büyük kurtuluş. Sakın seni üzmesin onların sözleri. Gerçekten bütün izzet Allah'a aittir. O iştendir bilendir. Yani Allah'ı derince tanımayan ve doğru yolu tutmayanlar sakın seni üzmesin. Sen doğru yolu tut. Dürüstlerle beraber hakime zaten Allah'ındır. Mesih İsa.